Merhabalar arkadaşlar. 4. sınıf düzlemler konusunda yine birlikteyiz. Bu dersimizde öğreneceğimiz kazanım düzlemi tanıyacağız ve örneklendirebileceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Durgun su yüzeyi, bakın şuradaki pencere camı, yazı tahtası, defterin yüzeyi, sınıfımızın tavanı ve tabanı dört yandan sınırsız uzatırsak düzleme model oluşturur arkadaşlar. Bunları sınırsız dört yandan uzattığımızda hepsi birer düzlem oluşturur. Düzlem nedir? Arkadaşlar sonsuz sayıda noktalar topluluğudur. Her yöne doğru sınırsız uzatılabilir. Şurada bakın bu oklar sınırsız uzatılabileceğini göstermektedir arkadaşlar. Her yöne doğru sınırsız uzatılabilir. Ve alfabenin büyük harflerinin biriyle adlandırılır. Herhangi biriyle. Mesela bu E düzlemi olarak adlandırılmış. Paralel ve kesişen düzlemler. Öncelikle paralel düzlemlerle başlayalım. Arkadaşlar, ortak noktaları olmayan düzlemlere paralel düzlemler denir arkadaşlar. Şekil 1'deki P düzlemi ile E düzlemi. Bakın P düzlemi ile E düzlemi. Bakın birbirine karşılıklı kesişen noktaları, ortak noktaları olmadığı için P ve E düzlemi birbirine paralel. Yine şekil 2'de arkadaşlar baktığımızda K ve T düzlemi de kesişen noktaları olmadığı için bunlar da arkadaşlar birbirine paraleldir. Paralel düzlemler iki tane çizgi şu şekilde paralel işareti ile gösterilir arkadaşlar. E paraleldir P düzlemi ve K düzlemi paraleldir T düzlemi şeklinde gösterilir ve ifade edilir. Sıramızın yan yüzeyi ve sınıfımızın tabanı paralel düzlemlerdir. Arkadaşlar baktığımızda sıramızın yüzeyi şu yüzeyiyle bakın boyanmış, pembeye boyanmış. Sınıfımızın tabanı birbiriyle paraleldir. Bakın pembeyle gösterilen yüzeyler. Kesişen düzlemlere bakalım arkadaşlar. İki düzlem ortak noktaları yalnızca bir doğru üzerinde ise bu düzlemlere kesişen düzlemler denir. Bakın arkadaşlar şu P düzlemi ile E düzlemi şu doğru üzerinde kesişmiş. K düzlemi ile R düzlemi yine şu doğru üzerinde kesişmiş. Şekil 1'de P ve E düzlemleri, şekil 2'de R ve K düzlemleri kesişen düzlemlere örneklerdir. Arkadaşlar sınıfımızın tabanıyla yan duvarı bakın kesişen bir düzlemdir. Odamızın tabanı ve odamızın duvarı kesişen düzlemlerdir. Bakın bu iki düzlem birbiriyle bu doğruyla kesişmiş. Arkadaşlar düzlemler üç boyutlu bakın bir tane şu tarafa doğru, bir tane şu tarafa doğru, bir tane bu tarafa doğru üç boyutludur. Kesişmiş. Örneklere devam edelim. Odamızın karşılıklı yan duvarları aşağıdaki düzlemlerden hangisine örnektir? Arkadaşlar karşılıklı yan duvarları paralel düzlemlerdir. Odamızın taban ile yan duvarları aşağıdaki düzlemlerden hangisine örnektir? Taban ve yan duvarları kesişen düzlemlere örnektir arkadaşlar. Şu yan yüzey olsun, şu taban olsun. Bakın burada kesişmiş. Arkadaşlar P ve K düzlemlerinin ortak noktalarının oluşturduğu geometrik kavram aşağıdakilerden hangisidir? P ve K düzlemlerine baktığımızda arkadaşlar şu doğruyla yani EB doğru parçasıyla kesişmiştir. Cevabımız C şıkkı. Bakın FE doğru parçası FE ile kesişmemiş. Yanlış. ED doğru parçası ED ile kesişmemiş. Yanlış. EB doğru parçası doğru. E ve B noktaları hayır noktayla değil doğruyla doğru parçasıyla kesişmiş. Cevabımız C şıkkı olacak. P ve E düzleminin ortak noktalarının oluşturduğu geometrik kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar P ve E düzlemleri kesişen düzlemler ve CD doğru parçasıyla kesişmiş. Baktığımızda hangi şıkta var bu? C şıkkında CD doğru parçasıyla kesiştiğini görüyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi kesişen düzlemlere model oluşturur? Sınıfımızın karşılıklı duvarları hayır bu paralel düzlemler arkadaşlar. Sınıfımızın yan duvarı ile tabanı evet bu yan duvarla bakın arkadaşlar yan duvarla tabanı burada kesişen düzlemdir cevabımız B şıkkı. Çalışma odamızın taban ve tavanı paraleldir. Kübün karşılıklı yüzeyleri yine paralel
Düzlemlerdir arkadaşlar. Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Müdürün arkasındaki pano genişletilirse taban ile kesişir. Doğru arkadaşlar, taban ile kesişir. Masa üstü düzlemi odanın taban düzlemine paraleldir. Evet, masa üstüyle yer birbirine paraleldir. Doğru. Masanın ardışık yan yüzeylerini oluşturan düzlemler paraleldir. Arkadaşlar, ardışık yan yüzeyleri paralel değil, kesişendir. Bakın burada kesişmiş. Hangisi yanlıştır diyor? C şıkkı. Odanın taban ile yan duvarları kesişir. Bu doğru. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız C şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.